Havalar çok sıcak değil mi? Hiç de esmiyor. Yaz aylarında durum böyle olunca gördüğümüz her suya kendimizi atıp serinlemek istiyoruz. Ama bunu yapmadan önce durun. Çünkü masum gibi görünen sular timsah, köpek balığı veya asit ile dolu olabilir. Muhteşem izleyicilerimiz hoş geldiniz. İşte karşınızda yüzmek istemeyeceğiniz o sular. On numara, Ganj Nehri, Hindistan. Hindistan temiz bir ülke sayılmaz. Ünlü Ganj Nehri de bu konuda bir istisna değil. 600 kilometre uzunluğundaki nehir sanayi atıkları ve çöpleriyle dolu. Ayrıca Hintler ölülerini yakarak küllerini de bu nehire atıyorlar. Nehir onlar için kutsal sayılıyor ve buraya girip yıkandıklarında günahlarından kurtulduklarına inanıyorlar. Yolunuz bir gün buraya düşerse nehire balıklama atlamadan önce anlattıklarımı bir düşünün derim. 9 numara, Horseshoe Gölü, Kaliforniya. Beyaz kumlarla çevrili bu sakin gölü görseniz hemen girip yüzmek isterdiniz. Ama durun. Bu gölü sakıncalı yapan şey suyu değil. Göle yaklaşırken çevresindeki ölü ağaçlar dikkatinizi çekecektir. Bölgede 1990 yılında meydana gelen depremde yer altındaki karbonmonoksit gazları yüzeye çıkmış ve çevredeki tüm ağaçların ölmesine sebep olmuştur. Ve burada topraktan gaz çıkışı hala devam ediyor ve bazen tehlikeli seviyelere ulaşabiliyor. Yani siz "Aa ne güzel göl" deyip yüzerken bir anda zehirli gazlara maruz kalabilirsiniz. 8 numara, Gansbaai Köpek Balığı Vadisi, Güney Afrika. Burası dünyanın köpek balığı bakımından en yoğun bölgesidir. Eğer delirmediyseniz burada yüzmek istemezsiniz. Sadece bazı çılgın turistler burada kafes dalışı yaparak köpek balıklarını yakından görmeye çalışırlar. Bölgedeki mercan kayalıkları birçok balığa yaşam alanı sağlar ve yem arayan köpek balıkları da beslenmek için bu bölgeye gelir. Burada yapılacak en iyi şey bir tepeye çıkıp köpek balıklarını izlemektir. 7 numara, Hoover Barajı, Nevada, Amerika. Burası dünyanın en büyük barajlarından biri. Ne güzel su yüzsek ne olur işte diyorsanız hemen anlatayım. Barajlar yüzmek için doğru yerler değildir. Su her ne kadar sakin gibi gözükse de burası elektrik üretmek amacıyla inşa edilmiştir. Suda çok güçlü akıntılar vardır. Bunlar sizi içine çekebilir. Suyu hareket ettirip elektrik elde etmek için üretilmiş şunun gibi büyük delikler de vardır. Bunlardan birine düşüp boğulmak istemezsiniz sanırım. 6 numara, Mavi Gölet, Buxton, İngiltere. Şimdi düşünün, doğada yürüyüş yaparken karşınıza şöyle masmavi bir göl çıktı. Ne yaparsınız? Atlayıp yüzmek ya da en kötü bir ayaklarınızı sokmak istersiniz. Ama bunu yapmadan önce uyarılara dikkat edin. Göl 1.13 pH seviyesine sahip. Bu yüksek pH değeri şu demek: neredeyse çamaşır suyu ile aynı derecede asit seviyesine sahiptir. Yani sağlığınız için oldukça zararlı. Gölde yaşanan talihsiz olaylardan sonra insanlara çekici gelmemesi için içine siyah boya katılarak rengi değiştirilmiştir. 5 numara, Fraser Adası, Avustralya. Hani Avustralya için belgesellerde hep "Buradaki her şey sizi öldürmek için yaratılmış" denir ya, işte sırada tam buna uygun bir yer var. Avustralya'da bulunan bu ada dışarıdan bakıldığında tam bir cennet. Ancak denizde güçlü akıntılar ve köpek balıkları var. Bu da yetmediyse dünyanın en zehirli canlısı sayılan kutu deniz anası da burada yaşıyor. Ben sahilde oturur denize girmem derseniz de sahil saldırgan dingolar ve zehirli örümcekler ile dolu. Tüm her şeye rağmen ben burada yüzerdim diyen var mı? 4 numara, Nil Nehri, Mısır. Çöle hayat veren, birçok masala konu olan Mısır'ın ünlü nehri Nil oldukça tehlikelidir. Nasıl olur diyorsanız hemen anlatıyorum. Nehir timsahlarla doludur ve bulanık suda rahatça saklanıp avlarını beklerler. Ünlü Nil Nehri'ni görmeye her yıl yüzlerce turist gidiyor ve maalesef uyarıları dinlemeyip suya fazla yaklaşanlar tatsız olaylar yaşıyor. Mısır gezisi yapmayı planlıyorsanız Nil üzerindeki sandal turunu es geçebilirsiniz. 3 numara, Su Yosunlu Sahil, Çin. Şimdi size son yıllarda Çin sahillerinde yaşanan bir doğa olayından bahsedeceğim.
su yosunları denize dökülen kimyasallardan dolayı fazla büyüyor ve koparak sahil yüzeyini kaplıyorlar. Çin'de artık her yıl görülen bu olay denizi yeşile boyuyor. Balıklar ve mercan kayalar için zehirli olan yosun insana zararlı değil. Ancak yemyeşil bir denizde yüzmek pek hoş değil gibi. Siz böyle bir alanda yüzmek ister miydiniz? 2 numara, Hillier Gölü, Avustralya. İşte karşınızda dünyanın en ünlü pembe gölü. Bir masaldan fırlamış gibi değil mi? Ve Photoshop değil, rengi tamamen gerçek. Göl, okyanusun hemen yanında 600 kilometre boyunca uzanıyor. Renginin pembe olmasının sebebi ise halen tam olarak çözülemedi. Göldeki tuz seviyesi oldukça yoğun. Suya pembe rengi veren şeyin ise göldeki mikroalglerin tuz ile etkileşimi olduğu düşünülüyor. Ancak durum böyle olunca nedeni tam anlaşılamayan bir bölgede yüzülmesi de tavsiye edilmiyor. Siz bu gölü görseniz ne yapardınız? 1 numara, Re Adası, Fransa. Eğer denizde bunun gibi kare dalgalar görürseniz orada asla yüzmemeniz gerekir. Bu doğa olayı yoğun olarak en çok Fransa'nın Re Adası'nda görülür. Peki, kare şeklinde dalgalara sebep olan şey nedir? İki farklı deniz dik açılarla etkileşime girdiğinde bu doğa olayı gerçekleşir ve kare dalgalar oluşur. Kare dalgaların içerisinde güçlü girdaplar vardır ve yüzmeye çalışıldığında sizi dibe doğru çekerler. Yani bunları görürseniz sadece uzaktan izlemekle yetinin. Listedekine benzer sularla daha önce karşılaştınız mı? Ve başınızdan geçen ilginç bir hikaye var mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.